Hangi düşünceler insanı zengin yapar, zenginleştirir? Bir kere gönül zenginliği dedikleri şey insanı zengin yapar. Hani lafta değil, gerçekten zenginlik gönül zenginliğinden geçer. Yani kafadaki mindset, bakış açısı eğer bollukla doluysa, bolluk varsa, kısıtlamalar yoksa, tamam mı? Veya kısıtlamalar olsa da o çerçeveyi değiştirirse insanlar, dil kalıplarını değiştirirse, bakış açısını değiştirirse kafadaki zenginlik, zengin bakışı gönlüne iner insanın. İşte ona gönül zenginliği denir. Eğer kişinin gönlü zengin ise, yani kalbinde gerçekten o zenginlik varsa cebi de zengin olmaya başlar. Bereket gelmeye başlar. Çünkü bereket matematikte ölçülmüyor. İşte o yüzden zengin olmak için ilk yapman gereken şey bakış açını değiştirmek. Yani bu zamana kadar parayla alakalı, zenginlikle alakalı, bollukla alakalı sana söylenen bütün negatif kelimelerin tespitini yapman lazım. Bunları liste haline getirebilirsin. Ne söylendi? Ta baştan itibaren, dünyaya geldiğin günden beri belki de hatırlamayabilirsin, tamam, ama ilk ne hatırladın? Televizyonları açtığında hangi cümleler ile parayı kötülediler, zenginliği kötülediler? Bunun tespitini yap. Ana akım medya bunu yapıyor. Neden? Normal kal, sen böyle kal. Değişme. Onlar zengin olsun, ana akım medya. Siz kalın böyle. Böyle iyisiniz çünkü. Çünkü kimi çalıştıracaklar ki? Kuzular lazım yani, koyunlar gerekiyor. Değil mi? Öyle bakıyorlar olaya. Ve onun propagandasını yapıyorlar. Fakirliği övücü cümleler pompalanıyor insanın bilinçaltına. Şarkılarıyla, dizileriyle, türküleriyle, haberleriyle. Bunları kim söylüyor biliyor musunuz? Zenginler söylüyor genellikle. Ama kötü niyetli olan zenginlerden bahsediyorum. Hayırsever olmayan, egoist tipler var ya, gönlü zengin olmayanlardan bahsediyorum. Onlar onun propagandasını yapıyor. Sonu onların hüsran belli. Ne huzurları var, ne mutlulukları var, ne neşeleri kalıyor. Çünkü gönülleri zengin değil. Şimdi o propagandada, o ana akım medyada hangi cümleler ile senin beynin zehirlendi? Paraya karşı, zenginliğe karşı, bolluğa karşı, berekete karşı. Bunun tespitini yapman lazım. Eğer onun tespitini yaparsan, o engelleri bulur, listelersen, o zaman ne demek istediğimi anlarsın. İşte o listedeki zehirli kelimeler seni engelliyor. Zengin olmanı engelliyor. Kalbinin bollukla dolu olmasını engelliyor. Yani gönül zenginliğini engelliyor. Gönül zenginliğini engellediği zaman, o zaman cebinde de para olmuyor, hayatında da para olmuyor. İnsan hayırsever de olamıyor o zaman. Çünkü parası olmayan hayır da yapamıyor ki. İmkanı yok çünkü. Demek ki yapılması gereken ilk şey tespit etmek. Ne söylendi? Benim mesela seanslarda duyduğum bir konu vardı. Dede evlatların bozulmaması için, torunların bozulmaması için dua edermiş devamlı. O aile benim yanıma geldi. Dediler ki dedem zenginleri sevmezdi. Çünkü zenginler yoldan çıkıyormuş, kötü insanlarmış. O yüzden bizim de zengin olmamamız için bize hep telkin verdi, telkin söyledi dedem. Ve o şekilde dua etti. Biz aile boyu amcam, halam, babam ve biz torunları hepimiz borcun içindeyiz boğaza kadar. Tuttuğumuz ne varsa kuruyor diyor. Ne varsa kuruyor. Bereketimiz yok. Niye? Dedenin yediği ekşi yerik torunun ağzını ekşitiyor çünkü. Biz atalarımızın aynasıyız. Onun söylediği telkinler ile, yani sen tavuksun, sen tavuksun diye sana söylediği için, sen de inandığın için, inandırıldığın için veya kandırıldığın için, o zaman sen de zenginliğe karşı bakış için kötü oluyor. Paraya karşı kötü oluyor. Yani bütün zenginler kötü değil ki. Yani aralarında birçok hayırsever var. Yani şu dünyada vakıflar var değil mi? Kimler imar etti bunları? Hastaneleri, okulları, eğitim kurumlarını, kütüphaneleri. Hep zenginler yapabildi değil mi? Bir de o taraftan bak. Veya bizim peygamberimiz mihir olarak 20 deve vermiş Hatice validemize. Değil mi? 20 deve. Tanesini 2500'den hesaplarsan kaç yapar? 50 bin euro yapar yani. Şu anki para. Mihir olarak. Ama bize hep ne öğretildi? Hep tersi öğretildi değil mi? Hep böyle ezik, fakir, düşkün. O şekilde olmamız gerektiğini propaganda ettiler. Öyle olduğunu söylediler. Her zaman öyle değildi ki. Belli dönemlerde yoksulluğu seçti. Fakat gönlü zengindi. Ve gönlü zengin olunca bir insan elinden her şeyini alsan da, zenginliğini alsan da, parasını alsan da bir sene sonra yine aynı yere geliyor. Problem yok ki. Çünkü o gönlünde var zaten.
Kalbinde var. İnsanın gönlündekini veriyor zaten Hazreti Allah, öyle değil mi? Kalbinde ne varsa onu veriyor. Gönlünü zengin yapabilirsin. O senin elinde. İlk önce ama kafada başlıyor. Kafada başlayabilmesi için zenginliğin senin ayak bağların olan o kelimeleri tespit etmen lazım. Sana ne öğretildi? Eğer senin baban bir mendil alacak kadar paramız bile yok diye sana telkin verdiyse veya sürekli sen küçükken fakir olduğunuzu size anlattıysa anneniz, babanız, öyle inandıysanız o zaman bir türlü zengin olamıyorsunuz zaten. Gönül zenginliği de olmuyor. Lafta söyleseniz de olmuyor yani. Genellikle insanlar lafta söylüyor. Benim gönlüm zengin, benim kalbim zengin. Ya senin kalbinde ne varsa zaten senin vücudundan yansıyor ki. Ne olursa olsun. Temizlik varsa kalbinde yüzüne yansır zaten. Hayatına yansır. Ama genellikle onu söyleyenler, benim gönlüm zengin, benim kalbim temiz diyenler zaten o şekilde değiller. Çünkü gerçek gönlü zengin insan söylemez yani bunu. Gerçek gönlü temiz insanlar öyle bir ihtiyaç duymuyorlar. Yani neden benim gönlüm temiz desin? Öyle bir ihtiyacı yok. Burada mesajım şu. Düşünceler seni nasıl zengin yapar? Nasıl zengin olursun? Bunu anlatmak istedim. Bu video ile sen de bakış açını değiştirebilirsin. Bu anlattıklarımı gönlüne koyarsan zaten hayatına yansıtabilirsin. Daha hızlı hedefine varmak istiyorsan o zaman şunu sana söyleyebilirim. Biz Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda birçok kişi yardımcı olduk. Yani bakış açılarını değiştirdik. Bolluk psikolojisini onlara öğrettik. Onlar hayatlarına yansıttılar. Gerçek gönül zenginliğine ulaştılar. Gerçekten gönül zenginliği olduğu için de maddi refaha ve manevi refaha ulaştılar değerli arkadaşlar. Siz de hocam ben de bu konularda sizden yardım almak istiyorum diyorsanız bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için videonun altındaki linke tıklıyorsunuz sadece. Formu dolduruyorsunuz, gönderiyorsunuz. O kadar. Biz de ön görüşmede sizin ayak bağlarınız nelerdir? Engelleriniz nelerdir? Bu hedeflerinize, arzuladığınız hedeflerine nasıl ulaşırsınız? Size adım adım gösteririz. Bunun için videonun altındaki linke tıklıyorsun, o kadar. Formu doldurup gönderiyorsun. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.